Herkese selamlar arkadaşlar. Yeni bir videoya hoş geldiniz. Bugün The Bus'tayız. Şöyle görmüş olduğunuz gibi havamız bayağı bir kapalı. Kar yağıyor şu anda. Zaten yollar da bayağı bir sıkıntılı gibi duruyor. Şimdi bugün VDL otobüsle birlikte Rıfat abinin güzergahına gideceğiz. Rıfat abi maalesef hasta olduğu için yani dikkat etmemiş. Burada kendini çarptırmış bir sıcak bir soğuk. Ondan dolayı hasta olmuş. Bugün onun yerine gideceğiz. Şöyle yolcularımız da bekliyor. Fazla uzatmadan şöyle kapımızı açalım. Ve binelim otobüse, hazırlıklarımızı yapalım. Şöyle geçelim kokpite. Ben direkt marşa basmak istiyorum. Çünkü insanlar bekliyor yani, yazık, beklemesinler. Evet, şöyle başlattık. Direkt sisteme de girelim. 48-13 şöyle gönderelim pinimizi. Line'ımız 8, turumuz 1. tur. Sabah turu arkadaşlar. Onun da bilgisini vereyim. Neyi başaramadık biz? 0-1 yazacağız değil mi? Tamamdır. Şöyle açıktır herhalde dışarıdaki şeyimiz. Şöyle klimamızı da açalım hemen. Bunu yükselt abi. Maksimum dereceye getirelim şöyle. 28 derece. Fan yoğunluğu şöyle mi açıyoruz? Nasıl açıyoruz bunu? Neyse, herhalde açmışızdır bir şekilde. Şu taraflarda ne var abi? Arka tarafın, aynen arka tarafın şöyle okuma ışıklarını falan açalım. Bunu da aç. Bunu açmaya gerek yok. Daha sonrasında bu tarafta zaten bir şey yok. Fazla uzatmadan şöyle kameramızı da açalım hemen. Evet, kameramızı da açtık. Herhalde çıkabiliriz diye düşünüyorum. Şöyle geri vitesine takalım. Aynen, gelen giden yok. Kapıları örtebiliriz. Ufaktan geri geri gelelim abi. Aman dikkat. Kimsenin canını yakmadan şöyle yolumuza doğru çıkalım. Bu sabah bilet isteyen olmadı. Bu arada ben daha önceden bu haritada gitmedim. Kullanmış olduğum harita bir mod. Oyunun o tarafı güzel. Umarım böyle model desteği falan da sunarlar ki yani ortaya çıkış amaçlarından bir tanesi de buydu. Şeyimiz de, kameramız da hızlı bakıyor sağa sola. Onun bir ayarı vardır umarım ayarlarda da. Daha sonrası için ayarlarız. Yani oyunun açıkçası rekabet ettiği ortamlardan bir tanesi tabii ki de OMSI gibi olması. Yani OMSI'ye benzemek istemesi mi diyeyim artık, veya OMSI'den daha iyi olması denebilir. Bunu ancak tabii ki de mod desteğiyle birlikte yapabilir. Şöyle sileceklerimizi de çalıştıralım. Bunu ancak mod desteğiyle birlikte bence gerçekleştirebilir. Tabii ki de birazcık daha böyle optimizasyon sorunlarını da gidererek böyle daha iyi olarak açıkçası piyasaya çıkması gerekiyor. Lan kamera çok hızlı dönüyor ya. Şöyle ablamız gelsin. Var mı başka gelen giden? Başka gelen giden yok. Devam edebiliriz. Açıkçası ben OMSI 2'yi hiç oynamadım. Sadece videolardan takip ettiğim kadarıyla biliyorum. Ayrıca şu sileceği de kapatalım çünkü camlar ıslanmıyor şu anda. Mesela bu gibi durumlar mevcut. Bunların daha iyi olması gerekiyor. Islanıyor mu? Aa bak, şu anda ıslanıyormuş aslında. Islanıyor da çok belli olmuyor. Her neyse, yani dediğim gibi OMSI'den veya OMSI gibi olmak istiyorsa çok daha iyi olması lazım. GPS burayı gösteriyor. Şuradan sola döneceğiz. Biraz sert bir dönüş mü yaptık? Yok. Gayet güzel, stabil döndük bence. Durağı da öyle bir yere yapmışlar ki yani böyle sadece durak için. Evet abi. Bariyerlerin içinden geçen abiler. Hello abi, hoş geldin. Ne istiyorsun sen? Böyle 24 saatlik bir kişilik bilet istiyor. Kartla ödeyecekmiş. Şöyle okutabilirsin terminale. Hadi abi devam et. Arkadaki abla gelsin. Günaydın ablacığım. Şundan istiyorsun diye okudum. Tamamdır. Herkeste de kart var, telefon var. Şöyle yani birazcık yabancı olduğum için makineye falan tabii ki ezbere gitmiyorum. Ne istediklerini önce oradan okuyup daha sonrasında buraya şey yapıyorum. Şöyle yine bir kişilik. Kaç lira? 10 lira verdin. Şöyle 60 kuruşunu direkt vereyim. Hepsi de farklı farklı istiyor ha. Valla nakit verdi. Şöyle para üstün buyur. Hemen keselim ablacığım. Aa, yanlış mı girdik? Şuradan vereceğiz.
ufak bir şeyimiz oldu. Şöyle direkt ne kadar? Ha, şöyle verelim para üstünü. Tamamdır. Para üstü bizi bayağı bir oyaladı ya. Şöyle kapıyı da örtüp çıkabiliriz. Şöyle farlarımız yansın ya. Lan hiçbir şey gözükmüyor ki. Harbi. Neyse şöyle çıktık artık. Bu arada böyle ya hiçbir düzen olmamasındansa bir düzen oturtmak için belki gören arkadaşlarımız olmuştur. Böyle videoları yayınlayacağım günlerin bir bilgisini paylaştım. Saatini paylaştım. Daha sonrasında da o fikirden vazgeçtim. Çünkü araya da bu tarz oyunlar sokabilirim diye düşündüm. Bakalım ya, yine bir düzen, yani hiçbir düzen olmamasındansa belli bir düzenin olması açıkçası daha iyi. Oğlum ne oluyor lan? Ama yine de maalesef o düzene de şey kalamadık, bağlı kalamadık. O yüzden yine tekrardan birazcık daha eski tarzda böyle düzensizlikle videolar atacağız gibi duruyor. Ablacığım sabah sabah yani telefon çalıyor, bilmem ne oluyor. Hop keşke girmeseydik de, neyse. Taksici, o da taksici, biz de otobüsçüyüz. İkimiz de gireriz yani, hiç fark etmez bize. Şöyle şurada duralım. Evet abi, buyurun. Hay abla, hoş geldin. Aha, fiyat niye yok? Ha, ne kadar yaptığını soruyor. Bak, böyle bir şey olduğunu bilmiyordum. 8 lira 80 kuruş yapıyor. 10 lira verdi. Şöyle para üstünü vereyim sana. Şöyle 1 lira 20 kuruşun. Evet abla. Buyurun. Abla efendim, bende mi bir sıkıntı var anlamadım da. Yani tamam. Doğruyu verdik. 1 lira 20 kuruş. Ha, bilet mi kesmedik yoksa? Yok, kestik aslında. Kesmedik mi? Ha, pardon abla. Sıkıntı bendeymiş. Sıkıntı yok. Devam edebilirsin. Hello. Bunlar olabiliyor yani. Her gün biz burada gelip de otobüs sürmüyoruz. Sefere çıkıyoruz arada bir. Sen de okutabilirsin abi. Günaydın, günaydın. Böyle sana da dörtlüsünden bir keseyim. Böyle para üstünü de vereyim. Tamamdır. Sana da şundan vereceğiz. Buyurun. Evet. Bu durakta ne kadar çok şey yaptık ya. Bir de bak, fiyat soranlar var. Şöyle 10.000 lira yapıyor. Tamam, para üstü yok. Bu duraktakiler acaba ilk defa mı biniyor otobüse? Ben onu anlamadım. Orada bir şey dedi de anlamadım. Ne oldu şimdi? Evet, abimiz makbuz talep etmiş. Nereden? Ha, şuradan mı? Galiba buradan. Oğlum nasıl yapacağız? Evet, abiyle ufak bir sıkıntı yaşadık. Saatimiz de bayağı bir geçti. Yani kar bile durdu, siz düşünün. Onu çözmeye çalıştım. Orada ilk başta herhalde oraya da dikkat etmem gerekiyordu. Oyunu çok fazla oynamadığım için şey istemiş, makbuz istemiş de biz de makbuzlu vermedik. O yüzden birazcık abiyi beklettik yani. Abi de bizi bekletti. Böyle 30'la gidin diyor ama biz 40'a dayanmış gidiyoruz. Karşıdan da güneş fena vuruyor. Bunu birazcık indirelim. En azından bir nebze olsa keser. Bize yol veriyor, güzel. Böyle de kardeşim, yani izin veriyorsunuz bu arabaları böyle. Ama adamlar da ne yapsın, otopark yoksa tabii ki. Buraya bırakacaklardır ama. Adam yolu kapatmış. En azından bir sırayı kapatın ki. Geçsene abi, neyi bekliyorsun orada? Günaydın, günaydın, günaydın. Ben sana şöyle bir bilet kesimi yapalım. Şöyle buyurun, okutabilirsiniz. Var mı daha gelen giden? Gelen giden yok. Hadi çıkalım bakalım. Oyun iyi tabii ki de, o karşıya baktı. O trafik ne öyle? İyi ki bizim bu tarafta değil. Oyun iyi. En azından ben hani farklı bir oyunla, dediğim gibi, kıyaslamadım. Sadece yani farklı bir belediye otobüsçülüğü oynamadım. Yani OMSI kadar olabilir mi? Videolarından izlediğim kadarıyla OMSI'yi birazcık daha iyi olabilir. Yani OMSI'nin oynanış olarak
sıkıntısı bulunmazken, yani çok güzelken, böyle oynanış bakımından böyle tam bir gerçekçi bir simülasyonken, görüntü optimizasyonunda çok büyük sıkıntıları vardı. O yüzden de zaten böyle tarihe geçse bile hep optimizasyon sıkıntılarıyla anılan bir oyun. Bu tarafında umarım hani hem görüntüden yana sıkıntı olmaz, hem de modlama desteğiyle birlikte daha farklı, daha güzel bir oyun haline gelir umarım. Böyle ufak tefek basit hataları da var tabii ki, bug'ları var şu anda. Zaten erken erişim oyunu. Yani özel bir şeyi var. Tuş atamışlar, direkt oyundaki görüntüyü SS alıp paylaşıyorsunuz. Böyle güzel bir alana girdik. Bak buralar güzel ha. Harbiden. Haritanın yapımcısına da helal olsun. Böyle otobüsü farklı farklı yerlere sokuyoruz yani. Ya bu oyunu yapan firma açıkçası biraz da şeyle ünlüdür. Yani para gözlülüğüyle deyip kötü bir ithamda bulunmak istemiyorum ama tüm her şeyi mesela DLC yapıyorlar. O yüzden birazcık ben bu tarz firmaların oyununu sevmiyorum. 6 lira 30 kuruşunuzu buyurun hanımefendi. Günaydın. Bir tane şundan istiyorsunuz. Vallahi şundan diyeceğim. İsmini bilmiyorum. Böyle buyurun, para üstünüz. Vallahi alışmak gerekiyor ya. Her oyuna olduğu gibi. Her şeye olduğu gibi daha doğrusu. Buna da bir böyle gündelik, dediğim gibi çok fazla beni sarmadığı için ilk etapta böyle sadece Berlin'in, zaten kendi orijinal haritası sadece Berlin'de geçiyor. Ama bu tarz harita modlarıyla görmüş olduğunuz gibi bayağı bir zevk verici bir hale geliyor şu anda. Çünkü dar sokaklardan geçiyoruz. Şöyle direkt ayna kamerası yok mu acaba? Direkt aynaya bakmamız daha iyi olabilir gibi. Bu arada haritalarda tabii ki birebir ölçekli olduğu için bayağı gerçek hayattaki süresiyle aynı zamanda bitiyor. Şöyle şu taraftan gelenler hızlı geliyor. O yüzden orayı görmek için biraz daha kafayı vereceğim. Şöyle çıkarsak daha iyi olur. Hop lan, ne yapıyorsun? Burada bir göremedik önümüzü. Arkadaki o gürültü sesleri, koltuk sesleri, otobüslerde olan sesler, yani olumlu şeyler bunlar. Birazcık kafa ağrıtsa da, hani gerçek hayatta da bunun pek fazla bir çözümü olmadığı gibi, burada da olması gayet güzel. Evet, şöyle bekleyebiliriz. O sola dönecekmiş, biz de sağa, daha doğrusu da of. Gördün mü? Geç abi, kusura bakma. Yani oyun elbette güzel, etkileşimi yüksek, böyle tam bir rol yapma oyunlarına dayanan bir oyun. Çünkü otobüsün birçok şeyiyle de etkileşime geçebiliyorsunuz. Bunu Fenbas'tan da biliyoruz zaten. Fenbas'ta da bu durum aynı şekildeydi. O yüzden umarım tam sürümde böyle bizim daha çok oynayabileceğimiz bir oyun olur kendisi. Vallahi durağa geç kaldık. Biraz daha jet gidelim. Otobüsün hem sınırlarını zorlarız. Ama maksimum da bu kadar gidiyor herhalde. İbre dayandı çünkü. Vallahi Rıfat abi bizi mahvedecek. Fırçayı kayacak bize. Yapacak bir şey yok. Geç kaldık. We'll be right back.
YouTube'dan kamerayı değiştirebiliyoruz. Güzel ya, bu tarz şeyler gerçekten güzel etkileşimli. İşte cama açı, kapa. Buradan görmüş olduğunuz gibi her şeyi değiştirebiliyoruz. Mesela kornada bir gecikme var. Benim her basışımı algılamıyor. Bu tarz şeyler çok böyle güzel olmayan şeyler tabii ki. Böyle direkt buradan hissedebilmem gerekiyor bence. Gecikme olmaması lazım. Şöyle peş peşe bastığım zaman şu anda basılı tuttuğum halde kornamız çalmıyor. Hop, lan bu ne biçim yol ya? Niye öyle bir yer bıraktınız? Adamın herhalde vermedi adam. Kendi toprağıydı, vermemiş. Önümüzdekiler de az hızla gitmiyor yani. Onlar da hızlı gidiyorlar. 65 ile gidiyorum, daha yeni yakalayabildim yani. Lan ne yapacağınız belli değil ha. Ablacığım şu telefona bir bakar mısınız abicim? Alo. Zaten geç kaldık, burada gerginiz. Ön kapı kesti herhalde, anlamadım arkadaşlar. Açılmıyor ön kapı. Niye açılmıyor? Açılsana abi. Evet, birkaç deneme sonucunda sonunda açabildim kapıyı. Buradan da gelecek müşterilerimiz var yani, bekliyorlar burada. Kapıyı az kalsın açamıyorduk. Adamlar da kalıyordu orada harbiden. Hay ablacığım, hoş geldin. Tabii ki hemen veriyorum. Buyurun, okutabilirsiniz. İyi günler. Merhaba ablacığım, hoş geldin. Fiyatını mı öğreneceksin? Bir saniye. Sen şundan istiyorsun. Şöyle görmüş olduğun gibi 8 lira 80 kuruş. Ve buyur, para üstünü de vereyim hemen. Afiyet olsun. Orada niye afiyet olsun dedim bilmiyorum. Gereksiz bir kelime kullanımı. Bize bir Allah'ın kulu yol verebilir mi acaba? Lütfen. Sol taraf sadece sola dönüş mü? Burada trafik fazlaymış ya, neyse. Biz bayağı bilmiyorum geç mi kaldık bir yerlere, anlamadım ki. Burada 0908 yazıyor. Gerçi şöyle şuradan göstereyim çünkü kamera geliyor o tarafa, direksiyon kamerası. Bayağı bir içerideyiz şu anda, 7 dakika falan. Biraz kurcalayalım şunu. Ha, kapatalım, hep kapatalım ya, gerek yok. Kullanmıyoruz zaten. Hadi be abi, hadi be abi, geç kaldık zaten ya. Abi bu ne ya? Vereceğim şimdi solu ben. Hadi lan hadi. Yani benim sola geçmemi mi bekliyordunuz? Hayır, sen niye çıkıyorsun ya? Yeşil bize yanıyor. Ben belediye otobüsüyüm abi. İstediğim hareketi yapamam tabii ki de. Bunları da idare edeceksiniz yani biraz. Bir sürü insan taşıyoruz biz. Sabahtan akşama kadar. Birazcık da böyle şeyimiz olsun. Bu arada direksiyon kameramız kesilmiş. Ne zaman fark ettin? Bu arada direksiyon kameramız kesilmiş. Ne zaman oldu bu olay? Tam olarak bilmiyorum ama ben yeni gördüm. Şöyle tekrardan başlattım. Yolcularımız da bindi o sırada. Şöyle tekrardan devam edelim. Bayağı bir uzun video oldu bu arada. Çünkü rota da uzun. Vallahi dayanamayacağım artık. Bir yerde bırakalım. Dayı ne yapıyorsun? Tabale mabale. Oo. Bayağı kıra döke gidiyor yani. Ne kadar rahat. Ne güzel dünya. Vallahi helal olsun. Şu gittiğimiz durak bence son durak olsun arkadaşlar. Çünkü şöyle bir bakayım derken zaten son durakmış bu arada. Rotayı bitirmişiz. Şöyle göstereyim. Tamam, sıkıntı yok o zaman. Devam edelim. Vallahi bunları oynaması harbiden zor. ETS2'de de böyle oluyordu. Bu ne biçim bir göbek ya? Allah Allah. Göbeğe çıkmama gibi bir şansınız yok zaten de. ETS2'de Grand Utopia'da da bu şekilde oluyor. Yani bir girdiniz mi işin içinden çıkamıyorsunuz harbiden. Bayağı düz yolda gidiyormuş gibi değil. Bayağı bildiğiniz oyun sizi içine çekiyor, bağlıyor yani. Göremiyorum ki bir şey. Neyse atlayalım ya. Onlar frene bassın. Bayağı uzun soluklu bir video oldu arkadaşlar. Bayağıdır da çekmiyorduk böyle. Bu da The Bus'a
kısmetmiş. Ya oyun biraz daha iyi olsa, böyle güzel olsa daha fazla oynarız aslında. Ya şu anda tabii ki çarpıcı olarak gözüme ne eksik? Bir şey de bulamıyorum açıkçası. Evet, rotamızı tamamladık. Tamam abi, devam edebiliyor muyuz? Devam edelim. Yani en azından devam edelim derken aracımızı böyle durağın önünden bir çekelim yani. Şöyle şuraya alalım. Hemen üstüne de sefer yaptırıyor bize ya. Bir nefes alalım, bir bekleyin de bir şey yapalım yani. Tamamdır. Şöyle açalım kapıyı. Kapımız yine açılmadı. Neyse, arkadan inelim şöyle. Evet arkadaşlar, bu da böyle bir videomuzdu. İzlemiş olduğunuz için teşekkür ederim. Nacizane yorumlarınızı bekliyorum elbette. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Önümüzdeki yeni videolarda görüşünceye dek hoşça kalın.